Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Sayın Belediye Başkanı'nı ve Sayın Belediye Meclis Üyelerini samimi duygularımla tebrik ediyor ve başarılı olmanızı diliyorum. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri. Demokratik, laik ve hukuk devleti olan ülkemizde 31 Mart 2024 yerel seçimleri demokrasinin vazgeçilmez kuralları içerisinde kullanılarak başarılı bir şekilde yapılmıştır. Yapılan seçimlerde seçmenin iradesi sandıktan çıkmış ve seçmen kendilerini temsil etme görevini bizlere vermiştir. Bizlere güvenen bütün seçmenlerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Her birimizin yaşamında onur ve gurur duyabileceği hikayeleri olabilir. Ben kendi adıma söylüyorum. Bakırköy Zürat Baba'da 6 metrekarelik bir dükkandan bugün dünyaya önemli miktarda üretim yapan bir holdingin ortağı ve başkan vekiliyim. Çok sayıda ödül ve övgü aldım. Birçok yerde özellikle gençlere, öğrencilere bilgi birikimimi aktarmak, onlara ilham kaynağı olabilmek adına konuşmalar yaptım. Ancak halkın beni, kendisini temsil etme görevini ödüllerin en büyüğü olarak kabul ediyor. Bu ödül çok muhteverdir ve çok onur vericidir. Hatta çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabileceğimiz çok önemli bir itibar mirasıdır. Umuyorum ki Sayın Başkan ve Sayın Meclis Üyeleri de bu duygularımı oy birliğiyle paylaşır. Bakırköy seçmeni, belediye başkanına belediyenin sevk ve idaresi ile ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi görevini vermiş oldu. Belediye meclis üyelerine de yasama ve denetleme görevi ve yetkisi vermiştir. Yani halkımız belediye başkanının faaliyetlerini benim adıma denetle. Aynı zamanda belediye başkanının yapacağı hizmetleri yerine getirebilmesiyle ilgili taleplerini usulüne uygun şekilde karara bağlı demiştir. Umuyorum ki önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde Bakırköy halkının ihtiyaç duyduğu hizmetleri başarılı bir şekilde yerine getirecek kararlar. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri. Hepinizin bildiği gibi 2004 yılından itibaren yerel yönetimde görevde olan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları 10 sene Sayın Ateşin Alerzen, 10 yılda Bülent Kerimoğlu. Vatandaşlarımızı memnun edecek hizmetleri yerine getirememiştir. Bakırköy'ün sokakları perişan vaziyette. Yollar ve kaldırımlar işgal altında. Binaların çekme mesafeleri dahi ticari işletmeye dönüşmüş vaziyette. Özellikle Yeşilköy ve Florya'da binaların çatıları çatı olmaktan çıkmış dubleks daireler olarak inşa edilmektedir. Ve belediye de buna göz yummaktadır. Bakırköy'ün parkları halka kapatılmış, yüksek fiyatlarla satış yapan ticari işletmeler haline gelmiştir. Bakırköy'ün her tarafı başıboş dolaşan kedi ve köpeklerin mekanı haline gelmiş olup, Bakırköy'ün kadim mahalleleri olan Yeni Mahalle, Sakız Ağacı, Cevizlik, Zeytinlik mahallelerinin ara sokaklarının dahi dokusu bozulmuştur. Yangın çıksa itfaiye aracı giremeyecek durumdadır. Ayrıca çok eski olan yapıların durumu endişe verici hale gelmiştir. Allah korusun, kuvvetli bir depremde buralarda büyük sıkıntı olması kaçınılmazdır. Uzun bir sahil şeridine sahip olan Bakırköy'de halkın deniz kenarına ulaşabileceği, ücretsiz veya makul ücretle yararlanabileceği bir santimlik dahi yer kalmamıştır. Bakırköy Belediyesi 20 yıldır vatandaşı memnun ve mutlu edecek hizmetleri maalesef yerine getirememiştir. Geçmiş dönemde vatandaşın vergileriyle oluşan belediye bütçeleri hangi hizmetler için nasıl kullanılmıştır? Bu husus büyük bir soru işaretidir. Geçmiş dönemlerle ilgili olumsuzlukları çok uzun konuşabiliriz. Önceki belediye başkanı Bülent Kerimoğlu'nun tekrar aday yapılmayacağı kesinlik kazandıktan sonra 10 yıldır yıkmaktan başka hiçbir hizmeti yapmadığı halde giderek bütün parklardaki oyun aletlerini söküp yerine yerlerini koymuştur. Tamam, iş yapmıştır. Bir işin yapılması da güzeldir. Ancak bu işin nasıl ve hangi fiyatta yapıldığı önemlidir.
piyasa arayışlarına bir göre mi yapılmış, ihaleyle mi yapılmış, yoksa davetle mi yapılmış, nasıl yapılmış? Bu usta bakılması gereklidir. Sizden bunu bekliyorum. Geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı hakkında kamuoyunda ve açık kaynaklarda ciddi iddialar vardır. Bu şahıs kabataslak olarak gerek vatandaşlar gerekse bizler tarafından devri sabık olarak gözüküyor. Bu kişinin bugüne kadar yapmış oldukları ve yapması gerektiği halde yapmadıkları için yeni gelen mevcut başkan ve meclis herhangi bir davranış ve tutum sergileyecek mi? Yoksa üstünü örtecek mi? Bu hususu yakinen ve hassasiyetle takip edeceğimi ve edeceğimizi bilmenizi isteriz. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Belediye Başkanı'nın ve Meclis Üyelerinin kamu yararına yapacağı her türlü hizmeti ve yatırımı, vatandaşımızı mutlu ve memnun edeceği her faaliyetini büyük bir memnuniyetle destekleyeceğimizi ifade etmek isterim. Ancak olumsuz ve yanlış gördüğümüz hususlarda ise yasaların bizlere verdiği görevleri, burayı bir kere daha okumak istiyorum. Ancak olumsuz ve yanlış gördüğümüz hususlarda ise yasaların bizlere verdiği görevleri de devleti yöneten partinin Bakırköy'deki temsilcileri olarak sonuna kadar kullanacağınızı bilmenizi isterim. Ve burada hiçbir şekilde geri adım da atmayız. Özellikle önümüzdeki faaliyet döneminde eğitim çağındaki çocuklarımızın spor yapmalarını kolaylaştırmak adına spor alanlarına ve yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak adına dışarıda zaman geçirmelerini sağlayacak sosyal alanların bir an önce faaliyete geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu hususta belediyemizin gerekeni ivedilikle yapması talebimizdir. Bakırköy'de amatör spor kulüpleri perişan durumdadır. Belediyenin bu kulüpleri destekleyecek kaynakları oluşturması da gerekmektedir. Özellikle Yüce Spor, Şöhretler Turnuvası Bakırköy'ün bir geleneğidir. Osmaniye İstiklal Spor, Cumhuriyet'le yaşıttır. Yeşilköy Spor aynı şekilde. Bu amatör spor kulüpleri Bakırköy'ümüzün çocuklarının gençlerinin gittiği yer ve uyuşturucudan ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan kopabildikleri yerlerdir. Buralara değer vermenizi, önemsemenizi aşırı önemsiyorum ve maalesef Bakırköy'de en kıymetli dediğimiz Yüce Spor sahasına kaçak binalar yapılmıştır. Yüce Spor'umuzun sahası ve şöhretler turnuvası gitmiştir. Bu konuyu incelemenizi hakikaten kaçak mı, değil mi? Çünkü açık kaynaklarda aşırı bir şekilde konuşuluyor. İskanı yok diye konuşuluyor. Yüce Spor, Osmanlı İstiklal Spor ve Yeşilköy bunlar Bakırköy'ümüzün temel değerleridir. Lütfen bunlara sahip çıkın Sayın Başkanım. Aynı zamanda ekonomik yetersizliği olan öğrenci ve ailelerinin de belediye tarafından desteklenmesi önemli taleplerimiz arasındadır. Söylemeyi unuttuk. Bale terörü de Yeşilköy'ü ve Bakırköy'ü hat safhaya varmıştır. Bale terörüne sizin gibi asil, son derece önemli bir eğitim ve meslek sahibi olan birinin bu alanlara gireceğine şahsen kesinlikle inanmıyorum. O yüzden bale terörünü yaratanların da kimler olduğu belli, memleketleri belli, her şey belli. Gerekli bütün desteği, kaymakamlık, emniyet, adalet, biz buraların temsilcisi olan partiyiz. Ne gibi yardım destek istiyorsanız kendinizdeyiz. Yeter ki Bakırköy'ümüz güzelleşsin. Bu kurumların hepsine beraber de gidebiliriz. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, aslında daha uzun uzun konuşacağımız, çözülmesini talep edeceğimiz konular var. Bakırköy'ümüz hak etmediği kadar maalesef hizmette geride kaldı. Önümüzdeki oturumlarda bunları sırasıyla dile getireceğiz. Zeytinburnu 20 sene evvel çamur içindeydi. Ben de orada Bakırköy'den Zırat'la ve oraya Zeytinburnu'na gidiyordum. Bozkurt'un en sıcaktı ama dört sporcu çamur içindeydi. Bakırköy'e geldiğimizde başka bir dünyaya geldik diyorduk. Bugün Zeytinburnu Bakırköy'e geçti. Zeytinburnu sahildeki lokantalarda bunu fasilim. 20 sene Bakırköy'ü cezalandırdı. AK Parti zamanında bunları da ifade etmeni bekliyoruz.
siyaset yapmayacağız. Bakırköy'e gideceğiz. Bakırköy'ü toparlayacağız. Bakırköy iyi noktalara gelecek. Seçim sandığı da bulaşık makinesi ya da çamaşır makinesi değildir. Seçim sandığından kimse temizlenerek çıkmaz. Orada sadece yeni dönemi yönetecek kişiler deniyor. Ama yani geçmiş karşılaştık. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne tanıştığı kişinin ben olduğumu biliyorsun. Beni Ekrem İmamoğlu aleyhinde konuşmaya gitme. O benim aile dostum. CNN Tipper'e konuşmadım, yine konuşmadım. Şimdi bu şekilde sözlerime son veriyorum. Sizlere saygılarımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. İnşallah 5 yıl sonra Bakırköy'de pırıl pırıl bir Bakırköy, Zeytinburnu'nun hayran kalacağı bir Bakırköy olsun. Söyleyeceğim cümleyi kaçırdık. Zeytinburnu'nun da bugün kuru fasulye yemeye giderseniz sahilde, oradaki restoranlarda 1000 TL. Ataköy'e gelip, Ataköy 4. kısım çarşısında bizim hem de tavşan Mustafa'mız, Bakırköy Spor'un efsane kaptanı, onun lokantasına kebap yerseniz 500 TL. Bakırköy'le Zeytinburnu semtlerinin arasındaki farkı en güzel böyle görebilirsiniz. İnşallah Bakırköy'ümüzü hak ettiği yere getirirsiniz. Saygılar sunuyorum. Beni dinlemeye kalktığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haşlar çok çok teşekkür ederim.